Bugün konumuz Porsche Taycan. Yani Porsche'nin ilk elektrikli aracı. Gerçekten de önemli bir model. Bu bir tanıtım videosu. Taycan'ın içinde değilim. Şu anda eğer ki kendinizi aldatılmış hissedecekseniz hemen kapatabilirsiniz videoyu. Taycan'ın direksiyonunda değilim. Evet, birileri kullandı Avrupa'da bir yerlerde. Belki Türkler de kullanmıştır. Ama ben henüz kullanmadım. Muhtemelen kullanmaya dair bir fırsatım olacağını da çok zannetmiyorum. Çok peşine koşacağımı da açıkça zannetmiyorum. Ama bugün size bu önemli modeli anlatmam lazım. Çünkü anlatmaya değer bir model. Neden anlatmaya değer bir model? Çünkü Taycan Porsche'nin çıkarttığı bir elektrikli otomobil olduğu için otomotivin dönüşümünü simgeliyor aslında bakarsanız. Neden diyecek olursanız, niçin bu kadar abartıyorsun diyecek olursanız. Porsche, çünkü önemli olan burada. Porsche'nin otomotivin kökenlerine aşırı bağlı bir üretici olması ve onun elektrikli bir otomobil üretiyor olması çok önemli. Porsche'nin tarihiyle ilgili çok bilgi sahibi değilseniz hemen onlardan da biraz bahsedeyim. Ferdinand Porsche kuruyor. Porsche'yi bundan öncesinde Volkswagen'in Beetle olarak adlandırılan, Kaffer olarak adlandırılan o yuvarlak aracını da üretmiş olan, geliştirmiş olan mühendis Adolf Hitler için aslında bunu yapıyor. Adolf Hitler yönetimi için en azından bunu yapıyor. Ve sonrasında Volkswagen'de Volkswagen vücut buluyor ve savaş sonrasında bütün suçlarından ya da suçlamalarından aklandıktan sonra Ferdinand Porsche de Porsche'yi kuruyor. Porsche'nin kurulumu da Beetle'dan alınıyor aslında bakarsanız ilk etapta. Zaten mühendisliğini de Ferdinand Porsche yaptığı için arkadan motor, arkadan çekiş. Bu ikisi o zamanlar çok güzelmiş. Çünkü her şeyi arkaya koyuyorsunuz, ön tarafı da istediğiniz gibi değerlendirebiliyorsunuz. Mühendislik açısından çok iyiymiş. Ama daha sonra önden motor, önden çekişli otomobiller ortaya çıktıktan sonra bu yerleşim arkada bırakılmış aslında bakarsanız. Çünkü mühendislik açısından çok zor bir yerleşim. Her bütün ağırlığı arkaya attığınız için bu otomobilin yere basmasını sağlamak gerçekten de çok zor. Porsche işte bu mühendisliği devam ettirebilmek için, bu geleneklerine bağlı kalabilmek için o kadar fazla mühendislik harcaması, o kadar fazla mühendislik yatırımı yaptı ki Porsche bugün otomotivi bırakın en önemli tasarım, en önemli mühendislik firmalarından bir tanesidir. Mühendislik çözümü istiyorsanız mekanik için gerçekten de Porsche danışılması gereken yerlerden bir tanesidir. Porsche aslına bakarsanız 911'in uygunsuz tasarımı, ilk tasarımı nedeniyle ve ona bağlı kalmak için uğraşlar neticesinde bugünlerine gelmiştir. Bu çok ilginçtir. Bütün Porsche 911 modelleri mesela son belki 2 nesle kadar aks mesafesi artık iyice büyüdüğü için elektronikler, ağırlık dağılımları vesaireler, aerodinamik değiştiği için bunlar artık geride kaldı ama son 2-3 nesle kadar bütün 911 modeller yüksek hızlarda gezinme sorununa sahipti mesela, ön tarafları çok hafif kaldığı için. Porsche bu nedenle otomotivin köklerine en bağlı firmalardan bir tanesi ve onun elektrikli otomobil üretmesi çok çok önemli, çok çok farklı. Otomotivin dönüştüğü anlamına geliyor ki Alman basını, Alman otomobil üreticilerini çok suçluyorlar bu dönüşüme ayak uydurmadıkları için. Dünya hızla dönüşürken Alman otomobil üreticileri hala büyük hacimli, performanslı, çok yakıt tüketecek, fosil yakıtlara bağımlı bir ekosistem içerisinde yaşıyor. Elektrikli otomobillere yeterince değer vermediler. Diyeceksiniz ki Alman basında ne bundan? Kendi firmalar da hisselerim var onların. Almanya otomotiv endüstrisi üzerine kurulmuş bir ekonomidir. Otomotiv olmazsa Almanya'da olmaz. Bir sürü insan işsiz kalır. Eğer otomotiv çok değer kaybederse, çok geriye plana düşerse ki şöyle düşünün. Bugün her otomotiv firması hem elektrikli araçlar üzerine Ar-Ge yürütmek zorunda hem de otonom üzerine Ar-Ge yürütmek zorunda ve Mercedes-Benz yani Daimler çatı firması, Daimler buna yetişemiyor. Buna yetecek kadar Ar-Ge ödenekleri yok. Bu çok çok önemli, çok çok farklı bir bilgi. Çin örneğin inanılmaz bir şekilde hız kazanmış vaziyette elektrikler konusunda. Yani bundan 50 yıl sonra alınacak tek otomobil Çin otomobildir demememiz için, denilmemesi için daha doğrusu, bize neyse bundan denilmemesi için uğraşıyor Alman otomotiv endüstrisi. Çok uzun bir giriş yaptığımı farkındayım. Taycan'a geri dönelim o zaman. Nedir Taycan? Taycan aslına bakarsanız Panamera'nın hizasında duracak 4 kapılı bir kupe. Yani alçak tavanlı 4 kapılı bir spor otomobil diyebiliriz Taycan için. Boyutlarından hemen birazcık bahsedeyim size. 4 metre 96 santim, 5 metre yani boyu neredeyse. Ortalama bir kompakt sedan düşünün. Mesela Honda Civic, Toyota Corolla ya da Renault Megane düşünün. 4 metre 60 santim civarında boya sahiptir. Onlardan 40 santim daha uzun bir araçtan bahsediyoruz.
neredeyse Mercedes S serisi uzunluğunda ya da Audi A6 uzunluğunda bir araçtan bahsediyoruz. 2.9 metrelik de aks mesafesi var. İri bir araç yani aslına bakarsanız. Bu otomobil. Bu otomobille ilgili bilmeniz gereken direkt olarak Tesla Model S'in karşısına çıkıyor. Tesla biliyorsunuz Model S ile sonrasında Model 3 ile X de tabii ki arada bir de X var. X ve Model 3 ile bayağı bir atılım yaptı. Şu an yanlış bilmiyorsam dünyanın en çok satılan elektrikli otomobili Model 3. Tesla Model 3. Model S'te de özellikle Kuzey Amerika'daki premium üreticileri bir hayli vurdu. S serisinden fazla Model S'in satıldığı dönemlerden oldu. Mercedes S serisinden fazla ki bu çok çok önemli bir gelişimdir. Panamera'yı falan bayağı bir solladı. Bu Taycan da o nedenle Model S'in karşısına çıkacak. Burada birazcık Model S'te çünkü aslına bakarsanız çıta yüksekliğini belirleyen model o şu anda ve Taycan'ın da ona göre kendisini konumlandırması gerekiyor. O yüzden Model S önemli. Birazdan Model S ile ilgili de birkaç tane bilgiyi paylaşayım size. Model S 4 metre 96 santimlik Taycan'a karşı 4 metre 98 santimlik boya sahip ve 2 metre 96 santimlik de aks mesafesine sahip. 2 metre 90 santimlik Taycan'ın aks mesafesine karşı. Yani Model S Taycan'dan biraz daha büyük, biraz daha iri bir otomobil. Peki Taycan bu kadar iri. Mesela neler sunuyor size 4 kapılı olmasının yanında? 4 tane koltuk sunuyor ki arka koltukları pek de geniş değil öyle. Umarım güzel bir görsel bulurum bununla ilgili. Arka koltukları pek geniş, pek ferah gözükmüyor açıkçası. Yani 2 artı 2 gibi bir otomobil diyebiliriz. Üstüne de önde 81, arkada da 366 litrelik bagaj hacmine sahip Taycan. Model S de buna karşılık bildiğiniz bir sedan formatında bir araç. 5 kişiyle mesela seyahat edilebilecek kadar geniş arka koltukları var. Yani 3 tane yetişkin bile seyahat edebilecektir. Yine de 4 yetişkin için kurulmuş diyebiliriz. Ve bagaj hacmi de bundan bir hayli büyük. Model S'in Taycan'a göre kullanışlık avantajı olacaktır. Kuvvetle muhtemel. Kokpit oradan mesela devam edelim. Bildiğiniz gibi Model S'in devasa bir tableti var. Bence çok iri bir tablet. Ama çok seveni var büyük göstergelerin, büyük ekranların. Devasa bir tableti var. 17 inçlik aslına bakarsanız. Bu tablet eskiden benim 17 inçlik bir monitörüm vardı bilgisayarımın karşısında. 17 inç bayağı bir ekran demek oluyor. Dikine duran bir ekran. Buna karşılık Porsche ne yapmış? Porsche de bol bol size ekran sunmuş. Örneğin gösterge tablosuna dijital olarak geliyor. Onun yanında zaten merkezi kumanda birimi var. 10.9 inç büyüklüğüne sahip bu merkezi ekran ve onun yanına isteğe bağlı olarak yolcu için, ön koltuk yolcusu için bir ekran daha alınabiliyor. Yine benzer bir büyüklüğe sahip. Böylece 3 tane ekranla boydan boya kokpiti ekranla çevirmiş olabiliyorsunuz. Üstüne havalandırma kumandaları için bir ekran daha bulunuyor. Yani bölünmüş olsa da bütün kokpiti neredeyse ekranla donatmış oluyorsunuz. Bence çok saçma, abesle iştigal. Özellikle dokunmatik o ekran üzerindeki klima kumandalarını hiç anlamıyorum. Ama dediğim gibi bu trend. Bunu seviyorsunuz tüketiciler olarak. Üreticiler de bunu uyguluyorlar. Size ilginç de bir bilgi vereyim. Bu dijital gösterge tabloları örneğin artık analog gösterge tablolarından daha ucuza geliyormuş. Çok enteresan bir bilgi bu da. Çünkü analog gösterge tabloları bildiğiniz bir sürü mekaniğe sahip. Ama dijital gösterge tablonun ekranları artık ucuzlamış durumda. Kokpit böyle. Kokpitle ilgili ilginç gösterge tablosu eğimli bir LCD ekrandan oluşuyor. Yani biraz daha belki estetik olarak enteresan olabilir. Teknik özelliklere geçiyorum. İki tane Taycan versiyonu var. Bence çok abesleşti galine. Çok saçma. Porsche'ye de hiç yakıştıramadım. Bunların ismi sırasıyla Turbo ve Turbo S. Elektrikli bir otomobil. Turbo takısının ne anlamı var? Çünkü Turbo ilk çıktığında neredeyse her şeyin bir turbosu vardı. Turbo diye sakız vardı. Elektrikli süpürgelerin turbosu vardı. Bıçakların, jiletlerin vesairenin turbosu vardı. Her şeyin turbosu vardı. Her şeyin bir üst kademesi turboydu. Ama bu kötü bir pazarlama hamlesidir. Başka pazarlayacak kelime bulamayanların pazarlama hamlesidir. Porsche niye böyle bir şeye girmiş bilmiyorum. Dediğim gibi işte o geleneklere bağlılıktan geliyor burası da birazcık. Çünkü 911'in üst versiyonlarına turbo ismi veriliyor. Artık bütün 911'ler turbo motorlu olmasına rağmen sadece üst versiyonlar turbo olarak anılıyor. Demek ki bundan sonra ya da aynı şey Macan için de geçerli, aynı şey Cayenne için de geçerli. Demek ki bundan sonra üst seviyede bir Porsche gördüğümüzde ona turbo denecek, turbosu olsa da olmasa da. Taycan'da da aynen bu geçerli. Turbo 680 beygir, Turbo S 761 beygir. Çok abartılı rakamlar bunlar tabii ki.
0-100 km/s hızlanmaları turbo için 3.2 saniye, turbo S için 2.8 saniye ve turbonun menzili 450 km iken turbo S'in menzili 421 km. Bu rakamlar için daha önemli olan şarj süreleri tabii ki. Şu andaki araçlarda 400 voltluk bir sistem kullanılırken 800 voltluk bir sistem kullanılıyor. Taycan'da bu bahsettiğim menziller için ne kadar şarj süresine ihtiyacınız olacağı tabii ki çok önemli. 5 dakika hızlı şarj istasyonunda hızlı şarj yapabilen bir şarj aletinde 5 dakikada Taycan için 100 kilometrelik menzil elde edebiliyorsunuz. Taycan'ın pillerini 100 kilometrelik bir menzil üretecek kadar doldurabiliyorsunuz. Bu güzel bir değer gerçekten de. Yolculuğunuzun son anında 5 dakikalık hızlı bir şarj da yani tamamlayabileceksiniz mesela. Ya da şehirde küçük bir turunuz varsa, şehirde küçük bir işiniz varsa bunları hemen 5 dakikalık bir şarjda halledebileceksiniz. %5'ten %80 seviyesine şarj etmek için de 22,5 dakikaya ihtiyaç duyuyormuş Taycan yine bu hızlı şarj istasyonuyla. Normal bir prize bağlarsanız Taycan'ı muhtemelen 2 günde falan şarj olacaktır diye tahmin ediyorum. Ülkemizdeki elektrik şartları altında ama herhalde bir duvardan şarj alabilirsiniz Taycan satın alıyorsanız. Bunun dışında Taycan için önemli olan, daha doğrusu Porsche için önemli olan tabii ki menzilden ya da bu elektrik motorların gücünden ne kadar hızlı şarj olacaklarından daha fazla önemli olan sürüş keyfi. Mutlaka bir Porsche'nin çok iyi sürüş keyfine sahip olması gerekiyor. Yani kutupları koruyacağız diye, kutup ayılarını koruyacağız diye Porsche bundan vazgeçmiyor. Bunun için de çok 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 fazla çalışılmış. İki versiyonda bu turboda, turbo S'te biri ön arka ön aksta, biri arka aksta olmak üzere iki tane elektrik motoru ile geliyor. Tüm bu elektrik motorları baştan itibaren torklarını üretiyor malumunuz. Ve bunun için de şanzıman oranlarına ihtiyaçları yok. Ama Taycan'ın iki tane oranı olan bir şanzımanı var. Niçin böyle? Çünkü hem o 3 saniyenin altındaki hızlanma değerini istiyorsunuz hem de yüksek son hız istiyorsanız böyle bir şanzımana ihtiyaç duyuyormuşsunuz demek ki elektrik motorlarında dahi. Porsche de bunu istemiş. Hem çok hızlı bir kalkış yapalım hem de yüksek son sürete ulaşalım istemiş. Bu nedenle iki oranlı bir şanzıman kullanılmış Taycan'da. Bunun dışında sürüşün daha keyifli olması, daha aktif olabilmesi için elektrik motorlarının torku sürekli olarak ayarlanarak, ölçülerek, biçilerek yani aktarılıyor tekerleklere. Yani sürekli olarak 4 tekerlekten torkla yönlendirme yapabiliyor Taycan. Üstüne üstlük çok uzun aks mesafeli bir araç olması neticesinde fazla kıvrak olamayacağı gerçeğiyle yüzleşmek yerine arka aksa da yönlendirilebilir tekerlek bağlantıları koymuş. Porsche 911'de de bu sunuluyor. Audi modellerinde de sunuluyor. Renault Talisman'da da sunuluyor. Hatta Megane'ın da eğer isterseniz bunda sunulabiliyor Megane'da. Arkada yönlendirilebilen aks sayesinde aks mesafesini kısaltabilen bir araç haline gelebiliyor. Kendi aks mesafesini reddedebilen bir araç haline gelebiliyor. Taycan'da havalı süspansiyon, elektromekanik salınım kontrolü. Bu çok ilginç gerçekten de. Anlık şasi kontrolüyle birlikte çalışıyor ve takla çubuklarının pozisyonlarını değiştirebiliyor ya da sertliklerini değiştirebiliyor. Salınımlarını önleyebiliyor aracın. Çünkü ağır bir araçtan bahsediyoruz. Piller yüzünden gerçekten çok ağır bir araçtan bahsediyoruz. Bu ağırlığı da dengelemek lazım. Hızlı sürüşlerde kıvraklığı hissedebilmeniz lazım. Bununla da çok uğraşmış Porsche. Gerçekten de bütün bu testleri, bütün bu gelişimleri, bütün bu teknolojileri kullanarak. Ayrıca biliyorsunuz elektrikli otomobillerde farklı fren sistemleri olabiliyor. Mesela BMW i3'ü tek pedalla kullanabiliyorsunuz. Böylece ayağınızı gazdan çektikçe otomobilin rejenerasyonu başlıyor. Elektrik motoru gücü kazanmaya başlıyor ve pilleri şarj etmeye başlıyor. Ve frenleme sağlıyorsunuz. Taycan'da da buna benzer bir sistem var. Porsche'nin testlerine göre frenlemelerin %90'ında hiçbir şekilde diskler kullanılmayacakmış. Ve sadece elektrik motorunun rejenerasyonu ve jeneratör görevi görmesiyle tersine güç uygulamasıyla araç yavaşlatılabilecekmiş. Bu çok güzel çünkü Porsche balataları tahmin edersiniz ki çok pahalıdır. Balatalar çok çok uzun bir süre dayanacaktır. Bu da güzel bir tasarruf olacaktır. Biraz bunu da düşünebilirsiniz belki Taycan satın almak isterseniz. Bütün bunların ışığında yani sonuç itibariyle Taycan gerçekten çok başarılı, ilginç bir otomobil. Ben tipini pek sevmedim açıkçası ama sevenler olacaktır illaki. Soru peki Tesla Model S'ten daha iyi bir otomobil mi? Aslına bakarsanız neredeyse hiçbir şeyde bu saydıklarımın hiçbirinde en azından kağıt üzerindeki verilerin tamamında
Taycan Tesla Model S'in önünde yer alamıyor. Tamamında gerisinde yer alıyor. Tamamında Tesla Model S daha iyi. Buna bagaj hacmi bile dahil. Bagaj hacmi bile daha büyük, daha büyük Model S'in. İki tane önemli konu var Taycan'ın önde olduğu ki bu da Almanların otomotive bakış açısını sergiliyor aslında. Bakarsanız bunlardan birincisi Nürburgring'de, Almanya'daki bir kentte, Nürburg şehri. Nürburg'da bir pist kurulu. 20 küsur kilometrelik çok uzun bir pisttir. Yüzlerce virajı vardır ve farklı zeminleri vardır. Aynı zamanda Ar-Ge için de araştırma geliştirme çalışmaları için de kullanır firmalar burayı. Nürburgring'deki en hızlı elektrikli araç oldu Taycan. Kısa süre öncesinde en azından şu ana kadar Tesla'nın herhangi bir başarılı girişimi olmadı bununla ilgili. Taycan'ın Model S'i geçtiği noktalardan bir tanesi bu. İkincisi, Taycan Model S'ten bayağı bir pahalı. Yani %30-35 civarında daha pahalı satıldı neredeyse her pazarda. Yani işte Almanların bakış açısı da bu. Daha pahalıya, daha Nürburgring'de daha hızlı tur atabilecek bir otomobil onlar için daha önemli. Zaten Alman basınının da eleştirdiği kısımlardan bir tanesi bu. Tesla'nın Model S'te başardığını Porsche'nin herhangi bir modelle başarması neredeyse imkansız. Çünkü bakış açıları öyle değil. Çünkü korumaları gereken içten yanmalı motorlu araçları var. Satmaları gereken. Çünkü hissedarlar para kazanacak o araçların satılmasından. Daha karlı o araçlar. Tesla şu anda deli gibi zarar yazıyor. Daha uygun fiyata daha iyi bir otomobil satıyor. Porsche şu anda araç basına inanılmaz karlılıkla çalışıyor. Ve çok daha pahalıya, nispi olarak daha kötü kağıt üzerindeki verilere sahip bir araç pazarlıyor. Göreceğiz bakalım sonucu nasıl olacak. Taycan başarılı olacak mı, olmayacak mı? Buradan da bu kadar herhalde. Sonuca bağlayacak olursak Taycan için diyeceğim ama sonuca bağlanacak bir şey yok. Size alt üstü teknik verileri okumuş oldum. Çok da enteresan bir şey yok aslında bakarsanız. İlginç bir çalışma olmuş tabii ki Porsche açısından. Göreceğiz bakalım elektrikli otomobiller geleceğimiz mi olacak, başka bir şey mi olacaklar? Zaman gösterecek. O zaman bir sonraki testte karşılaştırma da artık her neyse onda. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.